Sevgili severler, merhabalar. İstanbul İtman Pisti programımıza hoş geldiniz. 19 Aralık Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 11. yarış gününde toplam 6 koşulu yarış programı gerçekleşecek. Saat 18.30'da 1. koşuyla birlikte İstanbul yarışlarında 6'lı ganyan başlayacak. Değerli izleyenler programımızda 19 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmaları ekranlarınıza gelecek ve günün 1. koşusu aynı zamanda da 6'lı ganyanın ilk ayağında programımız bir numaralı savaş atı isimli safkanla başlıyoruz. Bir numaralı savaş atı iç pistte bir kenter yaptı. Mehmetçi Haydoğdu idaresinde yarıştan bir gün önce ve savaş atının son gün yapmış olduğu kenterini izliyorsunuz. Mustafa Can Demir'le koşuya katılıyor savaş atı. İki numaralı Mirzala 18 Aralık sabahı iç pistte 213'lük kısa bir sprint yaptı Bektaş Savla. Yarıştan bir gün önce aprantisi Mahsun Turan'la start alacak iki numaralı Mirzala. Sıradaki görüntümüz 6 numaralı gezegene ait gezegen de yarıştan bir gün önce 18 Aralık sabahı iç pistte 215.5'luk kısa bir sprint yaptı. Gezegen Ayhan Kurşun'la start alıyor. 7 numaralı Baba Emir'de 17 Aralık sabahı bu yarış için 642 son 400'ü 28'lik bir derece gerçekleştirdi. Erhan Soy Kuvvet İdaresi'nde Baba Emir Mert Ali Solmaz'la start alıyor. 8 numaralı Salvo dışta olan safkan, içte Acar vardı. Salvo ve Acar binleri 7, son 400'leri 25,5 oldu. Dışta olan Salvo'ydu. Salvo İlker Soyatla start alıyor. 9 numaralı Gençberk içteki al safkandı. Gençberk'in iç pistte 858, son 400'ü 29,5 oldu değerli izleyenler. Gençberk Müslüm Çelikle start alıyor. 10 numaralı pratik Nevzat iç pistte 600 metrelik turvakar bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. 600'ü 44, son 400'ü 28.7 oldu. Pratik Nevzat Metin Hamedi ile start alıyor. 11 numaralı Botan ekranlarımıza geliyor. Botan'ın son çalışması 17 Aralık tarihindeydi. Adem Aslan'la piste çıktı 642.8 son 400'ü 28.3'lük bir derece gerçekleştirdi. Adem Aslan'la koşuya katılıyor 11 numaralı Botan. 12 numaralı Güldür Güldür 17 Aralık sabahı iç piste aprantisi Berkan Çığla ile 858.2 429'luk bir derece gerçekleştirdi ve aprantisi Berkan Çığla ile start alıyor. Sevgili arıçseverler ikinci koşuda ilk olarak görüntülerimize bir numaralı Tayip Han isimli safkan geliyor. Bir numaralı Tayyip Han 16 Aralık sabahı iç pistte bini 4.5 425'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Şahin Dursun'la yaptı bu galobunu Akın Sözen'le start alacak bu yılki ilk koşusunda tabela dışında kalmıştı Tayyip Han. 2 numaralı Talip Can'da 15 Aralık sabahı iç pistte 1000 metrelik bir galop yaptı. Bu galopun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. 1000'i 5.8, 426.3 oldu. İç pistte yaptı bu galopunu Talip Can, Mehmet Kaya ile start alıyor. 3 numaralı Rüzgar, iç pistte 637.2, 424.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Rüzgar da Müslüm Çelik ile start alacak ki 87 günlük bir aranın ardından koşuya katılıyor. Sıradaki görüntümüz 4 numaralı Karuso isimli safkana ait. Karuso, Uğur Avat İdaresi'nde 17 Aralık sabahı piste çıktı ve 635.3 423'lük bir derece gerçekleştirdi son çalışmasında. Adem Aslan'la start alacak Karuso son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 5 numaralı Bennato'nun bu yarış için 17 Aralık sabahı 635.7 son 423.2'lik galobunu izliyorsunuz. Bennato Gökhan Kocakaya ile start alacak. Bu yıl iki kez koştu ancak ilk iki yarışında da tabela dışında kaldı. 6 numaralı Lady Stoneheart 17 Aralık sabahı 636.7 son 423'lük bir derece gerçekleştirdi. Son yarışından galibiyetle ayrıldığı Lady Stoneheart Mert Ali Solmaz'la koşuya katılıyor. Sıradaki görüntümüz 7 numaralı Gümüş Kafes isimli safkana ait. Gümüş Kafes yarıştan bir gün önce 18 Aralık sabahı kısa düzlük sprinti yaptı. 24.3, 400'ü son 200'ü 11.8 oldu. Ve son çalışmasını bu şekilde gerçekleştirdi. Selçuk Akbulatla start alıyor. 8 numaralı Pinvel iç pistte bu yarış için 850 son 400'ü 24.8'lik bir derece gerçekleştirdi. Aprantisi Zülfikar Karabulut'la koşuya katılıyor. Pinvel son katıldığı Çin pistteki koşusundan ikinci olarak ayrıldı. 9 numaralı Şahbandar'da 16 Aralık sabahı bu yarış için 637.4 son 400'ü 24.8'lik bir derece gerçekleştirip son çalışmasını tamamladı. Yasin pilavcılarla koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı S Karayel S. Mevlüt Kurt'la o iç pistte 638 424.6'lık bir derece gerçekleştirdi. S Karayel S 152 günlük uzun bir aranın ardından Caner Karademir'le koşuya katılıyor. 11 numaralı Kara Biberim bu safkanda 1200'ü 116.3, 1000'i 3.2, 425'lik uzun bir galop yaptı. Mustafa Can Demir'le start alıyor son yarışında tabela dışında kaldı. 12 numaralı Longstar bir metrelik bir galop yaptı. Bu galopun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. Bini 2 son 400'ü 23.8 oldu. Metin Hamedi ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 13 numaralı Zümrüt ekranlarımıza geliyor. Zümrüt'ün Bini 4.5 400'ü 24 oldu. Aprantisi Berkan Çığla ile koşuya katılıyor. Zümrüt son yarışlarında ilk 4 dereceye giremedi. Üçüncü koşuda ilk olarak görüntülerimize bir numaralı Durmuş Kardeş isimli safkan geliyor. Bir numaralı Durmuş Kardeş 644-429.5 son 214.7'lik Turvakar Sprint'ini yarıştan bir gün önce 18 Aralık sabahı Kaan Can Gökçe ile gerçekleştirdi. Mehmet Kaya ile start alıyor. Son yarışında da tabelayı tamamladı. 4 numaralı Baba Selver 644.5 429.3'lük bir sprint yaptı. Caner Karademir idaresinde ve Metin Hamedi ile start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 6 numaralı Tokuş Hanım geliyor. Tokuş Hanım 856.3 427.8'lik bir derece gerçekleştirirken Adem Aslan idaresinde 16 Aralık sabahı son çalışmasını tamamladı. Adem Aslan'la koşuya katılıyor. Günün dördüncü koşusuna geçiyoruz ve 1 numaralı Besse isimli safkanın son çalışması geliyor ekranlarımıza. 1 numaralı Bessey 14 Aralık sabahı iç pistte 600'ü 41.6, 400'ü 27.4'lük bir galop yaptı. Bessey Tolga Han Keresteci ile start alıyor. Son yarışında koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 6 numaralı Çalışkan Kız 18 Aralık sabahı yarıştan bir gün önce 425 son 212.6'lık dereceli kısa düzlük sprinti yaptı değerli izleyenler ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Murat Akdağ ile koşuya katılıyor. Ve günün 5. koşusuna geçiyoruz. Bu koşuda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Daloğlu isimli safkan geliyor. Bir numaralı Daloğlu 18 Aralık sabahı yarıştan bir gün önce iç pistte bir kenter yaptı ve Daloğlu isimli safkanın son gün yapmış olduğu kenterini izliyorsunuz. Ahmet Çelik de start alıyor son yarışında ikinci oldu. 2 numaralı Esar Bey de 17 Aralık sabahı bir kenter yaptı. Halil Parıldar idaresinde aprantisi Mahsun Turan'la koşuya katılıyor. 2 numaralı Esar Bey son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Ve 4 numaralı Ak Harman dışta olan safkandı. İçte ve önde olan abuştu değerli izleyenler. Geride kalan Ak Harman'ın iç pistte yaptığı Bini 430'luk galobunu izliyorsunuz. Ak Harman Saadettin Boyraz'la koşuya katılıyor. 5 numaralı Çakır Yusuf'un iç pistte yaptığı 1000 metrelik galobun son 200 metresi ekranlarınıza geliyor. Bini 12 son 400'ü 28.7 oldu. Mehmet Kaya ile koşuya katılıyor. Çakır Yusuf bu koşuda 1 numaralı Daloğlu ile Eküriye olarak start alıyor. 6 numaralı Kürşat 855-400'ü 27.4'lük bir derece gerçekleştirdi. 16 Aralık sabahı iç pistte Yasin Demirkıran idaresinde Adem Aslan'la start alıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı. 7 numaralı Onurlu Efe 17 Aralık sabahı iç pistte 643.8 son 400'ü 29'luk bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. Son yarışından koşudan da galibiyetle ayrıldı. Onurlu Efe Mert Ali Solmaz'la start alıyor. 9 numaralı Biçeroğlu 639.8 426'lık bir dereceyle son çalışmasını tamamladı. Biçeroğlu bu koşuda 4 numaralı Akarman'la Eküre olarak start alacak. Son yarışında tabela dışında kaldı. Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor. Ve 10 numaralı Anania ekranlarımıza geliyor. İç yaptığı 855.3 428'lik işini izliyorsunuz. Bu safkanda Mustafa Çiçek de start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Günün son koşusuna geçiyoruz. 6. koşuda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Göl Alan isimli safkan geliyor. 1 numaralı Göl Alan iç pistte 636,5-424'lük bir derece gerçekleştirdi. Ahmet Çelik de start alacak. Son yarışında koşudan ikinci olarak ayrıldı. 5 yaşındaki Doruk Israk 1 numaralı Göl Alan. Sıradaki görüntümüz 2 numaralı Paçı'ya ait. Paçı 1000 metrelik bir galop yaptı. Bini 2.8 son 400'ü 24.2 oldu. Mehmet Kaya ile start alıyor. 2 hafta önce katıldı. Son yarışında koşudan 3. olarak ayrıldı. 2 numaralı Paçı. 3 numaralı Grand Spring ekranlarımıza geliyor. Yarıştan bir gün önce 18 Aralık sabahı iç pistte bir kenter yaptı Bayram Aktaş idaresinde. Deniz Yıldız'la koşuya katılıyor Grand Spring son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Impossible Girl 850.2 425'lik bir iş sergiledi İbrahim Kaya idaresinde Mahsun Turan'la start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sıradaki görüntümüz 5 numaralı Pearl Jam isimli safkana ait. 18 Aralık sabahı iç pistte 425.8 son 212.7'lik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı Pearl Jam. Ayhan Kurşun'la start alıyor son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı The Flamingo 423'lük kısa düzlük sprintini 17 Aralık sabahı Bektaş Sav İdaresi'nde gerçekleştirdi. Aprantisi Mert Ali Solmaz'la start alıyor son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 7 numaralı Ayşe 16 Aralık sabahı Orhan Demir Karan idaresinde bu yarış için iç pistte yaptığı 850 son 400'ü 24.7'lik galobuyla ekranlarınıza geliyor. Aprantisiz Zülfikar Karabulut'la koşuya katılıyor. Ayşe son koşusunda tabelayı tamamladı. 8 numaralı Shiba bu yarış için 18 Aralık sabahı iç pistte 400 metrelik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 400'ü 26.4, son 200'ü 12.6 oldu. Akın Sözen'le start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 9 numaralı Dirty Woman da iç pistte 800'ü 50.5, 400'ü 25.5'luk bir derece gerçekleştirdi. Son yarışından galibiyetle ayrılan bu safkan koşuda Müslüm Çelik'le start alıyor. 10 numaralı Adiyo ekranlarımıza geliyor. Bu safkanda Volkan Yükselle 1000 metrelik bir galop yaptı. 1001 son 400'ü 24 oldu. İlker Soyat'la koşuya katılıyor. Son startında ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı Blazing Girl 636,5 son 400'ü 23.8'lik galobunu Cuma Altunbaş'ta iç pistte 16 Aralık sabahı gerçekleştirdi. Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 12 numaralı Irish Country iç pistte 5.8 426'lık bir galop yaptı. Adem Aslan idaresinde Adem Aslan'la koşuya katılıyor. Son yarışında tabela dışında kaldı Irish Country. 13 numaralı Serafik Şahin Dursun'la 18 Aralık sabahı iç pistte yarıştan bir gün önce bir kenter yaptı. Metin Hamedi ile koşuya katılıyor. Serafik'in son gün yapmış olduğu kenteri ekranlarınıza geliyor. Ve son olarak görüntülerimize 15 numaraya kayıtlı Venona geliyor. 851.2, buçuk oldu. Saadettin Boyraz start alıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler 19 Aralık Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 6 koşulu yarış programında saat 18.30'da 1. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Gündüz Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda sezonun 12. yarış gününde 7 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve saat 14'te ilk koşuyla birlikte 7'li plase saat 14.30'da 2. koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. Yurt dışı yarış programında akşam Newcastle'da 7 koşulu bir yarış programı gerçekleşecek ve saat 18.55'de 2.55'te birinci koşuyla birlikte Yedili Plase saat 19.30'da ikinci koşuyla birlikte Altılı Ganyan başlayacak. Değerli izleyenler sevgili yarışseverler 19 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da start alacak olan safkanların son çalışmalarını ekranlarınıza getirdik ve böylelikle İstanbul İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarışseverlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.